Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs, nafsını paklaşlık derslerden yenge mavzunu başlayımız ilim manzilatı. Elbette bu en âli manzilat. İlim manzilat hakkındaki dersler buradalar. Allah Azze ve Celle bandalarga türlü nimetlerine ato kıldı. Sağlık, boylik, mansab, farzandlar, küç kuvvet. Elbette bunlar Allah Teala'nın ülkenin inamları. Kur'an-ı Kerim insanlarda kadri kıymetini bilgileştiğinde biz aytib o'tgan bu dünya matohlarini birontasiga e'timod qilmadi, suyanmadi. Bir bandani ikkinchi bandadan martabasi balandligini iymon bilan, ilm bilan, amal bilan belgiladi. Astagfirullah. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan va qoiman yahdaru al-akhirata va yarju rahmata rabbihi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Mana Rabbimiz subhanahu va taoloning nazdida qaysi banda boshqalardan afzal? Nimasi bilan bir banda boshqa bandalardan afzal bo'ladi? Yoki kechalari sajda qilgan va qiyomda tik turgan holda to'at ibodat qilguvchi, oxiratdan qo'rqadigan va Parvardigorining rahmatidan, marhamatidan umid qiladigan kishi bilan küfür isyonga g'arq bo'lgan kimsa barobar bo'lurmi? Ayting, biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Dar haqiqat faqat aql egalarigina pand nasihat olurlar. Biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Hargiz barobar bo'lmaydi. Albatta ilm martabasi birodarlar eng oliy martaba. Iymon yo'lga yurgan har bitta banda mana shu qo'ygan qadami ilmga asoslangan bo'lishligi kerak. Agar mana shu haqqa qadam bosib ketayotgan odamni birinchi qadamidan oxirgi qadamigacha unga ilm hamroh bo'lmaydigan bo'lsa birodarlar, bu odam to'g'ri yo'lda sobit tura olmaydi. Chunki ilm insonni to'g'rilab turadi. Chunki odam bolasi borki xato qiladi. Toyilib ketishi bor, o'nga so'lga og'ib ketishi bor. U to'g'ri ketyapman deb o'ylaveradi. Agar ilm bo'lmasa, og'ib ketganligini sezmay qoladi. Allohning roziligiga to'g'ri olib boradigan yagona yo'l bu ilm yo'li. Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselam'a hitap kılıp şunday dedi. Estaizu billah. Feteala Allahul Malikul Hak ve la ta'cel bil Kur'an min qabli en yuqda ileyke vahyuh ve kur Rabbi zidni ilme. Hak padişah Allah yüksektir. Ey Muhammed Aleyhisselam, sizge Kur'an vahiyisi bitişiden ilgari kıraat kılışke şaşmayın. Ve aytin, parvardigarım, ilmimni yanada ziyoda qilgin. Qur'onda bittagina oyat bor, Alloh taolo ziyoda qilgin degan oyat. Ya'ni bandaga Alloh taolo mana shu narsamni ziyoda qilib ber deb so'ragan bitta narsa ilm. Bironta bir o'rinda Parvardigor umrimni ziyoda qilgin, pulimni ziyoda qilgin, mansabimni, quvvatimni ziyoda qilgin degan chaqiriq yo'q Qur'onda. Faqatgina va qur robbi zidni ilma. Ey bandalarım, Parvardigor ilmimni ziyoda qilgin deb so'rayinglar deyapti. Qolgan narsani ziyoda qil deb so'ra degan emas Alloh taolo. Shundan bilsak bo'ladi ilm qanchalar ulug' martaba. Imomul Junayd aytadi. Allohga olib boradigan yo'llarning hammasi haloyiq uchun to'silgan. Faqat Rasulullohning yo'liga ergashgan insonlar uchun ochiq. Ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning yo'lini ushlamaptimi? Bu odam har qancha aqlli bo'lsin, har qancha chiranmasin, Rasulullohning yo'lini ushlamagan odam Alloh taoloning eshigini oldiga yo'lni topa olmaydi. Qo'limizda birodarlar kitob va sunnat turibdi. Mana shu ikkita narsa siz bilan bizni dinimizni manhaji, siz bilan bizning hayotimizdagi dastur. Qilayotgan ishlarimizni mana shu ikkita narsa bilan, kitob va sunnat bilan o'lchashimiz kerak. Chunki inson hozatik qilayotgan ishini to'g'ri deb qilaveradi, qilaveradi, og'ib ketganini bilmay qoladi. Agar ilmi bo'lmaydigan bo'lsa. Ilm uning yo'lini to'g'rilab turmasa, adashib ketishligida shubha yo'q. Chunki nafsi bor, shaytoni bor, dunyoning fitnasi bor.
Agar oxiratning haqida g'am qilsang birodar, abadiy saodatni, najotni g'amida yurgan bo'lsang, amallaringni kitobi sunnat bilan to'g'rila. Endi kitobi sunnat bilan to'g'rilashlik uchun avval u kitobi sunnat ilmidan xabardor bo'lish kerak. Kitobi sunnatni o'zimizga andoza qilib, o'lchov qo'yishimiz uchun avvalambor ularni o'rganishimiz kerak. Chunki kallangizga kelgan har bitta fikr to'g'ri bo'lavermaydi. O'yingizga kelgan har bitta fikr kitobi sunnatga tushavermaydi. Aqlingizni ham, fikringizni ham mana shu ikkita narsa bilan to'g'rilab olishingiz kerak, kitobi sunnat bilan. Mana Alloh taolo siz bilan bizni tavba qilishga buyurgan. O'zi tavba qilish uchun ham ilm kerak. Nima uchun? Qilgan ishingizni gunoh ekanligini bilsangiz keyin tavba qilasizda. Qilayotgan ishingizni gunoh ekanligini bilsangiz tavba qilasiz. Agar gunohni bilmasangiz nimaga tavba qilasiz? Demek, tavba qilishlikning birinchi bosqichi, birinchi qadami nima ekan? Ilm. Akalar, ilm bo'lmasa musibat. Odam halol bilan haromni farqiga borsin. Nima mumkin, nima mumkin emas bilsin. To'g'ri va noto'g'ri degan narsalardan ajratib olsin. Shunda nimani qabul qilish kerak, nimani qabul qilmaslik kerak, shunda farqiga boradi. Ulamolar aytishadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iqtido qilmasdan har bitta qilgan ishing bu seni havoyi xohishing, havoyi nafsing. Yo Rasulullohni sunnati bilan, u zotni bergan ilmi bilan birga bo'lasan, yoki havoyi nafsing bilan. Uchinchi yo'l yo'q. Aytiladi, sunnatga ergashilmasdan qilingan har bitta amal botil bo'ladi. Demek, sunnatni bilishlik kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishlik kerak bo'ladi. Modomiki payg'ambarimizning qilgan har bitta ishi bizga shariat ekan, har bitta buyrug'i, qaytarg'i shariat ekan, har bitta bir fe'li, so'zi shariat ekan, u zotni sunnatini o'rganishimiz kerak. Siyratini o'rganishimiz kerak. O'tirib ko'rishlik sunnatmi? Yoki tikka turib ko'rishlik sunnatmi? Bizga o'tirib ko'rishlik sunnat degan xabar keldi. Demek majlisda o'tirganimizda birokalarda o'tirib ko'rishdik. Sunnatga amal qildik. Yaxshi. Endi jo'ralar o'tiribmiz 20 ga kirgan, 25 ga kirgan yigitlar. Kelinglar yigitlar deb duo bergani dadasi kirdi. 20 ga kirgan bolalar keling hoji aka deb o'tirib ko'rishyapti. Ali Osoqol hamma bilan ko'rishib chiqib o'tirib duo berib chiqib ketdi. Chiqib nima deydi? Nima deydi? Jo'ralaring beodob ekan deydi. Dada sunnat bu deydi. Bolam, beodoblik sunnatmi deydi. Turib ko'rishay desa, tark sunnat bo'lib qoladi. O'tirib ko'rishay desa, beadablik bo'lyapti. Savol. Nima? Sunnat beadablikmi? Yo'q, beadablik emas. Ayni odob sunnat. Sunnat bu odob, odob bu sunnat. Siz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bitta hadisini eshitdingiz. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın şu masalada etken başka hadisi yan var, onu bilmiyorsunuz. Resulullah'ın hayatında bir mavkif var, vakıya var, onu bilmiyorsunuz. Şunu yapsınız mı? Bitti hadiste, ya ki bitti nesane eşitip durup, şu bilen tohtavayan adam muammağa gekirip kalışı mümkün. Bana Kureyze'nin üstünden hüküm çıkarışı için, Resulullah, Mescid-i Nebevi'de cerahatlarını biyatken Sa'd ibn-i Muaz'ını ap geltirdiler. Bu uluq sahaba, ana şu uluğun minişke yaramaganıdı, jarohati tufayli nasilkaga solib bizitildi. Shu eshik ustiga qo'yib olib kelishdi. Hamma ansorlar o'tirishganida Rasululloh Sa'd ibn Muoz kelganida qumu li sayyidi qaumikum dedilar. Qavmingizni sayyidi uchun turinglar o'rninglardan. Ha, turish ham sunnat ekan-a. Kelgan odamning hurmati, e'tibori, mavqifiga munosib muomala qilib turishlik ham sunnat ekan. Demek siz fakat gene oturup görüştük sünnet degen gapni eşit durup ikinci sünnetten havaliz bulmasa bir adabliydi kıp durup sünnet kamal kıl yapman değilsiniz. Bana şuna sana ilim değil adı buradalar. Çünkü buradalar ilim o siz bilen biz bilgenle narsamaz. İlim biz işi biz örgengen narsa ilimde deli bir faizidir, yarım faizidir ateli ki beni bilgenimden köre bilmegenim köprü ok. Ve bu sünnette bir zaman uçlaştık misalda oturup görüştük hem sünnet eken turup görüş hem sünnet eken. Enzilin nese manazilahum degenler Resulullah başka hadislere de
odamlarni o'zlariga loyiq bo'lgan joyga o'tkazinglar. Ya'ni odamlarda o'ziga yarasha muomala qilinglar degani. Masalan, yurtni rahbari keldi. Qavmni bir peshvosi ulug'i keldi. Mana shu qishloqning oqsoqoli keldi. Oqsoqol yuring oldiga. Sahobalar Alloh bilan qanday muomalada bo'lishgan? Husn odobda, haybat va davomiy muroqobada. Muhammad alayhissalom bilan qanday muomalada bo'lishgan? Sunnatni ushlash va ilmni o'zlariga lozim tutish bilan. Allohning avliyolari bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ularga xizmat qilish bilan, ularni hurmat qilish bilan muomala qilib turishgan. O'zining oilalari bilan qanday muomalada bo'lishgan sahobalar? Go'zal xulq bilan, husni muomala bilan. Birodarlari bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ochiq yuz bilan, bashoshat bilan. Johillar bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ularga rahmli bo'lish bilan, duo bilan. Uchinchi, kimlardir g'ibat qilsa, kimdir nojoya muomalani qiladigan bo'lsa, Allohni tanigan odam ularni qarg'amasdan, ularga bir rahmdil bo'lib, ularga rahmi kelib, haqqiga duo qilib qo'yish kerak. Parvardigor insof bergan bularga endi. Sahobalar o'zlarining nafsi bilan qanaqa muomalada bo'lishgan? Nafsiga muxolif bo'lishgan. Nafsi xohlayotgan ishni teskarisini qilishgan. Shayton bilan qanaqa muomalada bo'lishgan? Shaytonni o'zlariga dushman deb bilishgan. Yana aytiladi, kim o'zining nafsiga so'zida, fe'lida sunnatni amir qilib olsa, so'zi hikmatli bo'ladi. Kim o'zini nafsiga havosini amir qilib olsa, bid'atni gapiradi. Astag'fir billah. Qul atiyu Alloha va atiyu Rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma humila va alaykum ma humiltum va in tuti'uhu tahtadu. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Ayting, Allohga bo'yinsuningiz va payg'ambarga bo'yinsuningiz. Endi agar yuz o'girsangizlar, bas payg'ambar zimmasida o'ziga yuklangan narsa bordir. Sizlarning zimmangizda esa o'zlaringizga yuklangan narsa, payg'ambarga bo'yinsunish bordir. Agar unga bo'yinsunsangiz, hidoyat topursiz. Agar payg'ambarga bo'yinsunsanglar, keyin hidoyat topasizlar. Payg'ambar zimmasida faqatgina yetkazib qo'yishlik bor. Oyatning dalolati qat'iy. In tuti'uhu tahtadu. Agar unga itoat qilsanglar, bo'yinsunsanglar, shunda to'g'ri yo'lda bo'lasizlar. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga. Yana aytiladi, ilm boshliqdir. Xavf esa yo'llovchidir. Ilm boshlaydi, xavf sizni yo'llaydi. Nafs mana shu ikkitasining o'rtasida qaysarlik qiladi. Nafs qaysar narsa bo'ladi. Aldaydigan bo'ladi, itoatsiz bo'ladi. Undan ehtiyot bo'lish kerak. Agar insonning ilmi Allohga yetaklasa, Alloh bu bandani musibatlardan saqlab qo'yadi. Chunki Robbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, ustingizga nima musibat kelsa, bu o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi dedi. Mana buni bildingiz siz, shu ilmdan xabardor bo'ldingiz. Demak, nima xato bo'lsa sizdan shunga musibat kelar ekan. Endi mana shu ilmingiz sizni shu xatoni qilmaslikka olib boradi, binobarin Alloh tomonidan musibat kelmasligiga sabab bo'ladi. Allohni sizga tanitadigan ilm ustingizga keladigan musibatlarni daf qiladi. Agar insonning ilmi Allohga yetaklamasa, Allohdan qo'rqishlikka olib bormasa, Alloh taolo bu bandaning ustiga musibatlarni yuboradi. Nima uchun? Nima uchun musibat? Allohga kerakmi musibat yuborish? Yo'q. Bu bandani Alloh taolo o'zini eshigini oldiga olib kelishligi uchun. Solih bo'lgan, qo'lidan kelganicha taqvodi qilayotgan, xatolardan uzoq bo'layotgan bir mu'min bandaga musibat kelsa, bu bitta bir holat. Gunoh ma'siyatga botib ketgan bitta banda ustiga musibat kelsa, ikkinchi holat. Birinchi holatda Alloh solih bo'lsa ham Alloh ustiga musibat bergan bo'lsa, bu uning darajasini ko'tarishlik uchun berildi. Ikkinchi holatda fosiq, fojir bo'lib turganda ustiga musibat kelsa, Alloh bu bandani o'zining eshigiga qaytarishlik uchun berdi. Ikkala holatda ham musibat iymoni bor mu'min odam uchun foyda bo'lyapti. Bittasini gunohdan to'xtalishiga, ikkinchisini darajasini ko'tarilishiga. Qarang-da, payg'ambarimiz aytganlardek, ajabali amril mu'min deydilar Rasululloh. Mu'minning ishiga hayronman.
Yaxşılık kesiyem onun faydasıya, yomonlik kesiyem onun faydasıya. Yaxşılık kese şükür keltiradi, Allah razı boladı. Musibat kese sabır kıladı, onu da Allah razı boladı. Bu fakat mominge berilgan fazilat. Demek siz Allah'ın eşiğiye, imanizden, Allah'a bugün muhabbetizden kep çıkıp yakın kelasız. Ya ki Allah tomonidan berilgan musibat tufaylik Allah'ın eşiğe kaytasız. Allah'a muhabbetizden kep çıkıp durup Allah'ın eşiğe yakın kelasız. İhtiyariz bilen. Ya ki Allah tomonidan kelgan balo tufaylik mecbur kelasız Allah'ın eşiğe. Kaysinisini martabası balatırak. Birincisi mi? Biz kaysi bilen keldik, kaysi yolu bilen keldik. İhtiyarımız bilen mi? İhtiyarız bilen kegenlegiz birader, bilip koyun. Cüde köp balalarını üstüge keleceğizde tost durup da. Üçüncü neti yaptı. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Nime musibet kese? Özgini kegen şeyin tüveli keldi. Yani ben köpünü keçirip duramam. 10 ta hata oldu, bittesi Allah ceza verdi. Şu bile 10 tane yuvardı. Eğer her bittesi yuvar gendi musibetti. Avariye olup götüp tırık oldu, esini yığmadı. Bir dertli birdi Allah da Allah, yine kaytardı, esini yığmadı. Bula bari signal idi. Lekin ne yapmadı onu? Düşünmedi. Allah'ın muhabbetin, imanın sebepli ki yani kayada yu, musibet sebepli ki yakın ki yani kayada. Ulamalar etişedi, Allah'ın şifahanası da, Allah da Allah'ın aptekası da, darılar cüda hem köp. Öşü doğru açık oladı. Lekin içlik kerek kasaldan kutuluşluk için. Şunun için Allah da Allah siz bilen bizge bana şunu bir musibetini verse bu bir açık doğru yokuşarken ki öşünü içsek tüzelemiz. Milyonlagen sebep tüfeli insanın hayatı cahim gelenip yetişim mümkün. Şunun için eğer insanın ilmi şu insanını Allah tamamen getirilese Allah bu bandasını kalbine sakinetine atakıladı. Yaxshilikka kelganda ham xotirjam qalbi, musibatga kelganda ham xotirjam qalbi. Gunohlarimga kafforat bo'ldi. Buni bir hikmati bor. Bu ish bejiz bo'lmadi. O'zimdan bir o'tib qoldi-da deydi-da, o'shini ham xotirjam. Chunki gunohlarga nima bo'ldi? Kafforat bo'ldi. Ilm. Ilm tufayli birodarlar inson o'zini adashganini anglaydi, johilligini anglaydi. Shunda Allohdan qo'rqadi. Va mana shu qo'rquvi Allohning dargohiga yetib keladi. İlim ikki xil bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning o'zidan olingan ilim, mahluqotlardan olingan ilim. Biz barhayot hay bo'lgan, abadiy hay bo'lgan Xoliq subhanahu va taolodan ilim olamiz. Endi Allohga iymon keltirmaganlar o'zlariga o'xshagan odamlardan ilim oladi. Odamlarning ilmlari bir-birlaridan bo'ladi. Biz Allohdan olamiz ilmni. Bu koinot haqida birodarlar dunyo hayotini nima ekanligi haqida odamlar ham fikrlarini bildirib gapirgan. Bu dunyo hayoti deb turib filosoflar bor, allomalar, donishmandlar bor. Dunyo hayotining nima ekanligi haqida odamlarni gapirgan gaplari ham bor. Endi mana shu dunyo hayotini yaratgan Alloh taoloni ham gapirgan gapi bor. Dunyo hayoti nima ekanligini odamlarning gapini o'rganamizmi? Yoki shu dunyoni yaratgan Allohning gapidanmi? Yani kimdir aytishi mumkin? Kitob-u sunnat turganda boshqa narsani nima qilaman? To'g'ridan to'g'ri ikkalasini olib ketaveraman. Birodar, agar sen kitob-u sunnat ma'rifatiga, ilmiga beparvo bo'ladigan bo'lsang, sen g'irt johil odam ekansan. Kitob-u sunnat turganda qolgan narsani nima qilaman deyotgan bo'lsang, bu ilmda nimaligini tushunmabsan. Sen aytayotgan so'zing g'irt johillik so'z. Sen bilen menge Resulullah'ın hadislerini yetkizip vergen insanlar, alımlar bulmaganı da sünnetin nümelgini kaydan bile aradık. Resulullah'ın kıyken ibadetleri, ulamalar ana şu ibadetlerini siz bilen bizge nakıl kıvamaganı da kayırdan al aradık. Şimdi değil mi? Kitabı sünnette özü yeter diyorken adam gır cahıldı sözünü ayeti yaptı. Sen iblamiysen kitabı sünnette özünü üşap amal kıp gitkeni. Men bu ilimle doğru gelmeyeyim ben. Sebabı benim kalbim taze. Kur'an'ımla hadis durup da şu bilen kete oraman. Adaş esen birader. Adaş esen. Madem ki sen Allah'ın razıgını halarken sen, Allah'ın dini de haklı yolda turuşuydu halarken sen, Allah'ın şeriatı da mahkem turuştu halarken sen,
Kur'an ve sünnetini siz bilen bizge talim bergen şari ilimlerine mahkem üçleştiğimiz gerek. Ulamalar yolunu üçleştiği gerek. Eğer bana şu Kur'an'ını kendi çünüş gereğiliğine örgüt adı adamdı, kabul kumasın. Sünnetini nime ekenliğini sen örgüt adı adamın oğlumlarının yapını çekeye sürü adı adamı bulsun. Nime bilen kolasan, bilesen mi? Nafsin bilen kolasan. Havayı bilen kolasan. Falsefeyi bilen kolasan. Fikri bilen kolasan. Bu halatta anık adaşasan. Mana hozir sizlarga men o'tirib salom berishlik bilan turib salom berishlikni aytdim-a? Agar siz tikka turib ko'rishlik ham sunnat ekanligini bilmasangiz, o'tirib ko'rishlik sunnat desangiz, shu sunnatni siz ko'rsatadigan ulamolarni inkor qilsangiz, hadis oyat yetadi deydigan bo'lsangiz, tushunyapsizmi qana xatarga kirib qolasiz? Alloh taolo aytadi, astagfirullah, fa zalikumullohu robbukumul haqq, fa madza ba'dal haqq illa ad-dalal, fa anna tusrafun. Bas mana şu Allah haqiqi parvardigoringizdir. Haqiqatdan keyin esa faqatgina yo'ldan ozishlik bor. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.